Ben Selma Altıparmak, kaligrafi ve yazı sanatçısıyım. Latin harfleriyle ve Arap harfleriyle yazılar yazıyorum. Kufiye harfleriyle ilgileniyorum. Kufiye harfleri üzerinde yorumlar yapmak için uğraşıyorum. Kufiye harfinden bahsedecek olursak ya da Kufiye yazı tarzından bahsedecek olursak, Kufiye harfleri İslamiyet'ten sonra Hazreti Ali döneminde Hazreti Ali'nin biraz daha geliştirdiği bir yazı sanatıdır. O da ismini Kufe şehrinden almıştır. Hazreti Ali Kufe şehrinde yaşadığı için yazı biraz gelişimini o şehirde tamamladığı için o isimle anılmaya başlanmıştır. Kufi yazı sanatı. Daha sonra biz bunu mimarilerde falan kullanmışız. İslami mimarilerde. Çünkü geometrik yapısından dolayı dış mekanlar ve iç mekanlara çok uygundur. Direkt duvarların üzerine işlenerek yapılmıştır. Günümüzde de bunu biz tablo olarak iç mekanlara taşıyoruz. İşte ayetleri, kelimeleri, şiirleri. Bazen sadece tek bir harf bile olabiliyor. Bu harfleri biraz daha stilize ederek, modern kaligrafi sanatıyla, İslam sanatıyla birleştirerek çalışıyoruz. Kufi yazı sanatı bize gördüğümüz kaynaklarda daha çok dış mekanlarda, kitabelerde kullanılmış. Taşların üzerine oyularak kullanılmış. Oralarda ilk örnekler karşımıza çıkıyor. O dönemlerde mimari ne kadar çok gelişmişse yapılar, mimariler, taşlar üzerine yazılan yazılar o ülkenin gelişmişliğinin göstergesiydi. Ülkenin gelişmişliği şu an günümüzde nasıl teknolojisi o dönemlerde de sanat eserleriyle ön plandaydı. Orta Asya'da baktığımız zaman Buhara'da, Özbekistan'da o bölgelerde Kufi yazı sanatıyla çok fazla karşılaşıyoruz. Türkiye Anadolu topraklarına geldiğimiz zaman da Selçuklular döneminde daha fazla Kufi kullanılmış. Osmanlı'ya geçişle birlikte diğer yazı cinsleri meydana gelmiştir. Ama yazıların ilk kaynağı olarak Kufi yazısı Arap alfabesinin çıkış noktasıdır diyebiliriz.